Bugün sizlerle telansefolonu inceleyeceğiz. Telansefolon, prozansefolonun bir parçasıydı hatırlarsanız. Prozansefolonda, telansefolon dışında diansefolon bulunuyordu. Telansefolona baktığımızda iki tane hemisferyum cerebri'den oluştuğunu görüyoruz. Sağ ve sol olmak üzere. Hemisferyum cerebri dışta korteks cerebri, bakın şu şekilde gördüğümüz dış kısımda korteks cerebri, içte ise substansiye albadan oluşmaktaydı. Substansiye albanın içerisinde ise nükleii basalis adını verdiğimiz gri cevher kitleleri bulunuyordu. Şimdi bakın iki hemisfer arasında şöyle tuttuğumuzda inferior yüzden bakıyoruz. Şöyle çeviriyorum superiora doğru. Bakın şöyle yukarıdan baktığımızda iki hemisfer arasında bir tane yarık olduğunu görüyoruz. Biz bu yara fissura longitudinalis cerebri adını veririz. Fissura longitudinalis cerebri. Burada falx cerebri bulunur. Duramater'in uzantısı olan. İki hemisfer birbirine, bakın şurada görmüş olduğumuz corpus callosum aracılığıyla medial yüzü görüyoruz. İki hemisfer birbirine corpus callosum aracılığıyla bağlanmıştır. Şöyle dış yüzden baktığımızda hemisferium cerebriye, bakın şu şekilde kabartılar görüyoruz. Biz bunlara gyrus adını veriyoruz. Bunun dışında aralarda bakın şu şekilde oluklar görüyoruz. Bunlara ise sulcus adını veriyoruz. Her bir hemisfere şöyle baktığımızda her bir hemisferin 6 tane lobu, 3 tane kutubu ve 3 tane de yüzü bulunur. Şöyle baktığımızda bakın burası ön taraf, burası ise arka taraf. Hemen burada görmüş olduğumuz kısım pollus frontalis. Pollus frontalis. Şurada görmüş olduğumuz kısım pollus temporalis. Arkada görmüş olduğumuz kısım ise pollus occipitalis'tir. Bu şekilde baktığımızda 3 tane yüzü vardır. Facies superolateralis. İç yüzü facies medialis ve alt yüzü bulunur. Facies inferior olarak isimlendirilir. Loblara bakacak olursak bakın şöyle baktığımızda bakın lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, lobus temporalis. Şu şekilde bakın. Şurada görmüş olduğumuz oluk sulcus lateralistir. Sulcus lateralisi ayırdığımızda göreceğimiz diğer taraftan göstereyim. Bakın şu şekilde çıkarttığımızda bakın burada görmüş olduğumuz insula ya da lobus insularis. Bir tane daha lobumuz bulunmakta. Şöyle iç yüzden göstereyim. Aslında direkt bir lob şeklinde değil bu. Lobus limbicus olarak isimlendiriliyor. Corpus callosum'un etrafında şu şekilde bulunan bir lob. Dediğim gibi fonksiyon olarak limbik sistemle bağlantılı olduğu için bu şekilde isimlendiriliyor. Şimdi loblara bakalım. Şu parçaları kaldırıyorum. Öncelikle facies superolateralis'ten inceleyelim. Bakın şöyle elime aldığımda bizim üstten baktığımızda görmemiz gereken iki tane önemli sulcus var. Bunlardan bir tanesi şurada görmüş olduğumuz bakın şu görmüş olduğumuz sulcus centralis'tir. Sulcus centralis diğer bir ismiyle Rolanda yarığıdır bu. Bunun dışında hemen şurada görmüş olduğumuz sulcus ise sulcus lateralistir. Diğer bir ismiyle sinuus yarığıdır bu da. Şimdi bakın sulcus centralis'in şöyle baktığımızda sulcus centralis'in ön tarafında lobus frontalis bulunur. Arka tarafında ise lobus parietalis bulunur. Şöyle bakalım. Bakın burada sulcus centralis'i gördük. Sulcus centralis'in önündeki gyrus, gyrus
presentralistir, gyrus, presentralistir. Onun önünde bulunan sulcus ise bakın şurada görüyoruz. Sulcus presentralistir. Sulcus presentralis hemen onun önünde bulunuyor. Onun dışında bakın dobus frontalis'te iki tane daha sulcus bulunur. Şöyle baktığımızda sulcus frontalis superior ve şurada baktığımız şu sulcus frontalis superior. Şu ise sulcus frontalis inferiordur. Sulcus, bu sulcuslar arasında 3 tane gyrus bulunur. Gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medius ve gyrus frontalis inferior olmak üzere. Gyrus frontalis inferior'da ise bakın şurada sulcus lateralis'i görüyoruz. Sulcus lateralis'in şurada ramus anteriorunu görüyoruz. Ramus anterior. Şurada görmüş olduğumuz ramus ascendans ve ramus posteriorunun olduğunu biliyoruz. Hemen şurada göreceğimiz kısmı ramus anterior'un ön kısmında şurada göreceğimiz kısım pars orbitalistir. Pars orbitalis ramus anterior ile ramus ascendans arasında göreceğimiz şu kısım şurası pars triangularistir. Buranın arkasında göreceğimiz şu kısım ise pars opercularistir. Şurada kaldırayım. Şimdi lobus parietalisi fasciae superadateralis'ten inceleyelim. Bakın şu şekilde elime alıyorum tekrardan. Şurada sulcus centralis'i görmüştük. Tekrar gösteriyorum. Sulcus centralis'i görüyoruz. Sulcus centralis. Şöyle baktığımızda sulcus presentralis'i gördük. Frontal lobda. Şimdi parietal lobu inceleyeceğiz. Bakın sulcus centralis'in hemen arka tarafında kalan bu gyrus sulcus postcentralistir. Arkadan şurada görmüş olduğumuz sulcus postcentralis tarafından sınırlandırılır. Sulcus postcentralis. Şöyle baktığımızda bakın şurada bir tane sulcus görüyoruz. Bu sulcusa sulcus intraparietalis adı verilir. Sulcus intraparietalis adı verilir. Bunun üstünde lobulus parietalis superior, altında ise lobulus parietalis inferior bulunur. Şöyle bakın sulcus lateralis'i takip ettiğimizde onun şu şekilde takip ettiğimizde bakın şurada bir tane daha gyrus olduğunu görüyoruz. Bu gyrusa gyrus supramarginalis adı verilir. Gyrus supramarginalis. Bakın şurada temporal lobu görüyoruz. Temporal lobda sulcus temporalis superior'u göreceğiz. Bakın onu şöyle devam ettirelim. Şöyle daha düzgün göstereyim. Bakın şöyle devam ediyor. Bu da şu şekilde uzanacak. Bakın şuradaki bunun etrafında olan şu gyrus'a ise gyrus angularis adı verilir. Sulcus lateralis. Devam ediyorum. Burada gyrus supramarginalis. Bakın sulcus temporalis superior'u devam ettiriyorum. Şurada gördüğümüz ise gyrus angularis'tir. Şöyle elime tekrar alıyorum. Bakın burada sulcus lateralis'in alt tarafında lobus temporalis'i görüyorum. Bakın şurada şöyle uzanan sulcus temporalis superior. Şurada uzanan ise sulcus
temporalis, inferior. Bunlar arasında kalan şurada göreceğimiz gyrus temporalis superior, ortada göreceğimiz gyrus temporalis medius, altta göreceğimiz ise gyrus temporalis inferiordur. Gyrus temporalis superior, Heschel'in transvers gyrusları bulunacak hemen burada. O açıdan önemlidir. Dobus occipitalis, fascia superolateralis'ten baktığımızda aslında net bir sınır göremeyiz. Bakın şurada gördüğümüz lobus occipitalis. Sadece şöyle iç yüzden devam eden şurada bir miktar sulcus parietal occipitalis'i şöyle devam ettiğimizde bir miktar da sulcus calcaneus'un devamını görürüz. Onun dışında net bir sınır bulunmaz. Lobus insular ise bu taraf sağ taraf. Şöyle oryante olalım. Sağ tarafa bakıyoruz. İnzulayı görüyoruz. Burada sol tarafa görmemiz için şu şekilde açmamız gerekecek ama şu an çok sert. O yüzden sağ taraftan göstereceğim. Bakın şöyle baktığımızda bu taraf ön taraf nereden anladık? Hemen burada kiazma optikumu görüyoruz. Kiazma optikum. Burada diansefalonu görüyoruz. Nükleus kaudatusu görüyoruz. Bakın burası nükleus kaudatus. İç yüz, medial yüzü. Burası ise dış yüzden gördüğümüz yapı insula. İnsulada bakın tam ortasında sulcus centralis bulunuyor. Sulcus centralis'i görüyoruz. Önündeki gyruslara gyri breves. Arkadaki gyrusa ise gyrus longus adı verilir. Medial yüzüne bakıyoruz. Bakın medial yüzden baktığımızda hemen şurada fornix'i görüyoruz. Diencephalon, septum pellucidum, corpus callosum'u görüyoruz. Corpus callosum'un hemen üstünde bulunan sulcus'a sulcus corporis callosi adı verilir. Şurada bakın sulcus corporis callosi adı verilir. Bunun üzerinde bulunan gyrus şurada bakın. Gyrus singuli olarak isimlendirilir. Gyrus singulinin üzerindeki bu sulcus, sulcus singuli olarak isimlendirilir. Bakın şöyle devam eder. Buraya sulcus marginalis adı verilir. Sulcus marginalis'i görüyoruz. Şurada ise sulcus paracentralis'i görüyoruz. Sulcus marginalis ile sulcus paracentralis arasında bulunan bu yapıya lobulus paracentralis adı verilir. Lobulus paracentralis'i görüyoruz. Bakın şöyle çevirdiğimizde, bakın şurada sulcus centralis'i görüyorduk. Tam ortasına doğru uzandığını, bir miktar uzandığını görüyoruz. Lobulus paracentralis'e doğru uzandığını görüyoruz bu sulcus'un. Hemen şuraya baktığımızda sulcus paracentralis'in ön tarafındaki bu gyrus bazı kitaplarda gyrus frontalis superior olarak geçer. Burada görüyoruz. Sulcus marginalis'in arka tarafında bakın şurada görmüş olduğumuz yapı precuneus. Precuneus arkadan sulcus parieto occipitalis ile sınırlandırılır. Sulcus parieto occipitalis'i görüyoruz. Şöyle bakın devam ediyor. Şurada ise şöyle baktığımızda şöyle devam eden sulcus calcaneus'tur. Sulcus parieto occipitalis ile sulcus calcaneus arasında bulunan bu yapı ise cuneus'tur. Şimdi inferior yüze bakalım. Bakın şöyle baktığımızda sol tarafa ait tekrar ediyorum. Bakın ön taraf, arka taraf şu şekilde çeviriyorum. Ön, arka, tamam mı? Şimdi bakın burada traktus olfaktorisi görüyoruz.
Normalde hemen bunun altında göreceğimiz olan sulcus olfaktoriustur. Bunun şurada göreceğimiz, hemen medyalinde göreceğimiz gyrus ise gyrus rectus'tur. Şöyle bakalım. Bakın şurada. Şurada bakın. Sulcuslar görüyoruz. H harfi şeklinde. Bu sulcuslara susi orbitales adı verilir. Susi orbitales. Aralarda kalan gyruslara ise gyri orbitales adı verilir. Bakın şu şekilde tekrar çeviriyorum. Şöyle baktığımızda bakın burada şurada görmüş olduğumuz yapı unkus. Şurada görmüş olduğumuz yapı unkus. Tekrar gösteriyorum. Sol taraf ön, arka, oksipital lob, frontal lob, pollus frontalis, pollus oksipitalisi görüyoruz. Şimdi bakın şurada gördüğümüz sulcus renalis. Sulcus renalis, sulcus collateralis olarak devam eder. Sulcus renalis'i görüyoruz. Sulcus renalis şöyle sulcus collateralis olarak devam eder. Burada görmüş olduğumuz gyrus parahipokampalistir. Gyrus parahipokampalisin devamında ise gyrus occipito temporalis medialis bulunur. Gyrus occipito temporalis medialis'i görüyoruz. Bakın şöyle baktığımızda burada bir tane daha aslında sulcus görüyoruz. Bakın şuraya şöyle medial yüzden bakıyoruz. Şöyle sulcus calcarinus'u şu şekilde görüyoruz. Tekrar ediyorum. Gyrus parahipokampalis. Şurada ise gyrus occipitotemporalis medialis. Şurada göreceğimiz gyrus ise gyrus occipitotemporalis lateralistir. Bunu dıştan şöyle sınırlandıran sulcus ise sulcus occipitotemporalistir. Sulcus occipitotemporalistir. Onun şurada zaten görmüş olduğumuz gyrus ise gyrus temporalis inferiordur.